Eylül, beni bırakma Eylül. Yalvarırım, bırakma Eylül. Al kurban olayım. Al kurban olayım, sakin ol ya. Ya beni mi bırak Selim'i, bırak. Benim Eylül'ün yanında olmam lazım. Bebeğimin yanında olmam lazım. Eylül, beni bırakma Eylül. Eylül, ne olursun Eylül, bırakma beni Eylül. Eylül. Hocam, nabız yok. Hastayı kaybediyoruz. Artık Zeybo, bir bırak. Benim Eylül'ün yanında olmam lazım. Onun elini tutmam lazım. O beni bırakmaz, anladın mı? O beni bırakmaz. Eylül olsun. Ben bunu. Melek, bu ne? Niye başka bir kimliğin var senin? Saçın başın da farklı. Nermin teyzeciğim, bundan 2 yıl önce falandı galiba. Üvey babam yine içip içip beni evden kovmuştu bir gece. Ben de bir parkta oturmuş tek başıma ağlarken bir abi geldi benim yanıma. Erman abi. Çok iyi adamdı. O zamanlar burada Çankaya'da dizi çekiyorlarmış. Gel dedi, figüranlık yap. Ben de pansiyon parası çıksın diye kabul ettim. Ay, beni affet. İzlediniz mi? Çok güzel diziydi. Ben de orada oynadım işte. Böyle hafif meşrep bir kızı canlandırmıştım. Memur bey, dokunmayın bana. Ay. Bu da oradaki repliğimdi. Hey gidi İffet. Bu... sahte yani. Tabii ki sahte Nermin teyzeciğim. Nasıl gerçek olsun? Dizideki kimliğim. Ama siz nereden buldunuz bunu? Eşyalarımın arasındaydı. Şey, yukarı düşürmüşsün de oradan buldum. Herhalde cebinde falandı. Ay, iyi ki bulmuşsunuz o zaman, ne diyeyim. Kaybetseydim çok üzülürdüm gerçekten. Hatırası var sonuçta. Ermin, baksana bir. Az kalsın kızın günahını alıyordun. Dur Nazlı'yı, dur. Kız senden korkulur. Vallahi de billahi de korkulur senden. Sorumu tekrar soruyorum. Sayın Asım Gündüz, siz Ozan Yıldırım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Aslım Hanım, kabul ediyor musunuz? Aşkım, cevap vermeyecek misin? Yengem şaka yapacak herhalde abi. Yazık günah abime yenge. Baksana adam nasıl heyecanlı. Aslım.
Hava alsın. Yavrum. Oğlum. Merak etme, Gökhan halledecek. Al şu suyu iç de biraz rahatla. Yeter anne, yeter! Merak etme deyip deyip duruyorsun. Belki de şu an o defteri imzalıyorlar. İmzalayamazlar. Sen de anneni tanımamışsın. Ben aklıma bir şeyi koyarsam mutlaka yaparım. Aslım senin olacak. Sen bana güven. Neden hala aramadı senin o adam? Heh. Bir daha arasana şunu. Ben buradayım sevgilim. Olur. Beyefendi çıkın dışarı. Kızım güvenli çağır. Ne olursun beni bırakma Eylül. Seni çok seviyorum Eylül. Ne olursun duy beni Eylül. Benim ağam duyuyorum. Çakın şimdi yapsın. Eylül dön bana ne olursun Eylül. Vazgeçmeyin benden. Bebeğimiz için Eylül. Kızımız için. Vazgeçmeyin ne olursun. Lütfen beyefendi dışarı çıkar mısınız? Doktor. Doktor. Doktor ne olursun. Bir kez daha doktor. Kurtar Eylül'ü. Maalesef beyefendi denedik her şeyi geri getirdik. Olmaz doktor. Eylül'ü. Bak de öldü ölürüm doktor. Çaresizim görmüyor musun? Son bir kez daha. Bebeğim için son bir kez daha doktor. Gitme Eylül. Hocam nabız var. Hasta geri döndü. Sana yine. İyi misin? Ya, hasta gibi değilim de. Adnan içim sıkılıyor. Şurama bir ağrı saplandı. Geçmek bilmedi vallahi. Doktora götüreyim dedim, istemedin Nermin. Yok, geçer birazdan herhalde. Nermin, senin şu meleğe o kadar laf söyledim. Ama kız hayatını kurtardı. Öyle öyle. Al şunu. Adnan Bey ikramiye verdi dersin. Tamam, iyi düşünmüşsün, veririm. Ben çıkıyorum, fabrikaya geçeceğim. Kötüleşirsen hemen ara, tamam mı? Bir doktora göstereyim seni. Hadi selametle. İyi hadi, eyvallah. Hay Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Kalbin eziliyor sanki. Hay Allah. Sen bizi her türlü şerden beladan koru. Evlatlarımı dara düşürme ya Rabbi.
Aslım iyi misin, beni duyuyor musun? Görüş odasına acil sevgi! Görüş odasına acil sevgi! Kızım aç gözlerini! Aslım! Tarık, yüzü bembeyaz oldu. Ambulans mı çağırsak? Aslım beni duyuyor musun? Ozan kalbi. Kalbine bir şey oldu. Mevlüt abi doktor çağır. Sevgi nerede kaldı? Ozan sen bırak. Mevlüt abi çekil. Ozan zorlaştırma. Ozan tamam, ben götüreceğim. Tarık amca haber verin bana. Tamam haber veririm, merak etme. Ozan. Ozan lütfen. Sakin ol anneciğim, tamam biz haber vereceğiz sana. Aslanım merak etme, yetiştirirler hemen. Yengem iyi olacak abi, merak etme. Haber verin bana. Ozan lütfen. Ozan, merak etme, biz sana haber vereceğiz anneciğim. Bekliyorum. İyi olacak kardeşim. Kız sen ne şeytansın. Nermin gerçek kimliğini buldu. Aha dedim, tam foyamız ortaya çıkacak. Nasıl çevirdim öyle hemen? Bir şeytan sen misin Raziye Hanım? Duymasın kimse sizi. Nermin teyzeciğim, ben de çayları tazelemek için sizi bekliyordum. İyi misiniz biraz daha? İyiyim yavrum. Sağ ol, sayende. Estağfurullah Nermin teyzeciğim, olur mu öyle? Neyse ben çayları tazeleyeyim. Sağ ol kızım. Ay Nerminciğim. Vallahi tüylerim diken diken oldu böyle. Melek resmen öz annesini kurtardı, haberi yok. Yani bir de sana seni anneciğim gibi seviyorum demez mi? Ay, ay. Sorma, sorma. Bir de kızın hakkında o kimliği bulunca nasıl şüphe ettin? Şimdi nasıl utanıyorsundur, değil mi? Utanıyorum Raziye, utanmaz olur muyum hiç? Ay, 40 yıl düşünsem aklıma gelir mi Raziye? Kendi kimliği değilmiş de, dizi kimliğiymiş de. Çaylar geldi. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Vallahi melek. Senden her evde olması lazım kızım. Melek. Hı. Al bunu kızım. Ne bu Nermin teyzeciğim? Bankaya mı yatırılacak? Yok yavrum. Adnan amcam verdi. Dedi meleği ver. İkramiye gibi düşünsün dedi. Ama olur mu öyle Nermin teyzem? Ben çok teşekkür ederim Adnan amcaya. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. İşini gücünü rast getirsin inşallah. Amin amin. Sen de güle güle harca, değil mi? Raziye, siz yiyin için keyfinize bakın da. Benim içimde bir sıkıntı var. Şu Adana'daki kızları bir arayayım da seslerini duyayım ha. Ah tabii tabii. Kaç bakayım kızım. O pinti adam kaç para koymuş içine. Ne oluyor be? Ne olacak? Biz seninle ortak değil miyiz kardeş payı? Bundan sonra eline geçen her parayı böyle pay edeceğiz seninle işte. Unutma, bu eve ben soktum seni. Sen şimdi üçün beşin hesabını bırak da yaz kafalamaya bak. Asıl o zaman paraya doyacağız.
çok seviyorum. Bebeğimin anne, seni çok seviyoruz biz. Aliç, sen de perişan oldun. Canım istemiyor. Ağam gözünü seveyim, böyle yapma ya. Bak şükürler olsun, Allah Eylül yengemi yeniden sana bağışladı. Bak gör, her şey çok güzel olacak. İnşallah. Doktor, Eylül nasıl? Bebek nasıl? Eylül Hanım çok kan kaybetmiş. Şimdilik durumunu stabil hale getirmeyi başardık ancak... Bebek? O da iyi değil mi? Maalesef aynı şeyleri bebek için söyleyemeyeceğim. Nasıl? Bir an önce bebeği almamız gerekiyor. Eylül? Yoksa annenin hayatı riske girer. Bir an önce karar vermeniz lazım. Siz... Siz şimdi benden, bebekten vazgeçmemi mi istiyorsunuz? Maalesef. Bakın, bebek çok küçük. Anne karnından almış olsak bile... annesi olmadan hayata tutunması imkansız. Çok zor durumdasınız. Sizi çok iyi anlıyorum. Fakat bir karar vermeniz gerekiyor. Ya Eylül Hanım ya da bebek. Nasıl? Nasıl yaparım ben bunu? Nasıl kıyarım ona? Doktor. Doktor, kurban olayım ona hikmeti. İkisini birden kurtarma şansımız yok mu? Beyefendi, keşke elimden bir şey gelse ama imkansız. Eğer bebeği almasak Eylül Hanım'ı da kaybedebiliriz. Eşi olarak onayınızı almamız gerekiyor. Lütfen bir an önce karar verin. Bir dakika, bir dakika. Bu kim ki karar veriyor ya? Eylül Hanım'ın kocası benim. Bana söyleyin doktor. Yavrum tamam, dayan. Geldik kızım, geldik. Anne, Ozan merak etmiştir. İyi oldunuz. Aslı! Yavrum! Hediye, merak etme. Aslı iyi olacak. Kalp krizi olabilir, hemen EKG çekin. Olamayacaklar mı? Ulan yürü! Mevlüt abi, bırak beni! Abi bırak! Ozan! Benim Aslı'yı görmem lazım! Mevlüt abi! Yalvarırım, bırak beni! Ozan! Zorlaştırma oğlum işte! Elimizde olsa dükkan senin! Biz de emir kılıyoruz oğlum! Abi arayın, öğrenin en azından nasılmış! Bak benim Aslı'nın yanında olmam lazım! Tamam, bekle! Avukatını arayacak! Musin abi! Sakin ol, tamam. Mevlüt abi! Mevlüt abi! Doktor, şimdi ne demek bu? Yani ne demek ya Eylül ya bebek? Bak, ben Eylül'ü tanıyorum, tamam mı? Kocası olarak böyle bir şey onaylamıyorum. Eylül sağlam kızdır. Bebek yaşayacak. Bakın beyefendi, az önce bu bebeğe de anlattım. Eğer bebeği almazsak eşinizi kaybedebiliriz. Siz iyice düşünün, kararınızı verin. Doktor, biz kararımızı verdik. Bebek alınmayacak ya, o kadar. Tamam, bebek benim bebeğim. Ne bakıyorsun lan? Ha? Sen niye buradasın ha? Lan sana 100 kere söyledim karımdan uzak dur diye. Laf anlamıyor musun sen? Gözünü seveyim. Bu sıfatsızın hesabını sonra sorarız. Şimdi şurada olay çıkmasın, kovulmayalım. Herif laf anlamıyor ya. Herif laf anlamıyor. Karımızdan uzak dur diyoruz, anlamıyor. Yapıştı bir kere, düşmüyor yakasından be. Konuşsana lan, ha? Konuşsana. Niye buradasın? Hadi beni aradılar hastaneden. Kocası olarak çağırdılar. Sen niye buradasın? Sana hesabı vereceğim.
ağam gözünü seveyim yapma. Hesap mesap verme lan. Defol git buradan. Defol. Gebertirim lan seni. Ağam gözünü seveyim lan. Çıkmasın. Eylül nerede? Durumu nasıl? Kızım nasıl? Bir şey söyleyin. Bir şey söyleyin. Oğlum nasıl? Evet Jüli de doktor hala içeride. Tamam. Çıkınca sana haber veririz. Merak etme. Aslım iyi olacak. Hadi hoşça kal. Jüli de yolda. Hapishanedeki evrak işlerini halletti. İyi olacak değil mi Tarık? Hediye. Aslım benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kız. Merak etme iyi olacak. Ozan'ı sayıklayıp durdu. O da merak etmiştir. Haber versek mi? Hediye doktor bir çıksın. İyi olduğunu söylesin ben haber veririm o zaman. Doktor hanım kızım nasıl? Sakin ol oğlum. Tamam? Mevlüt abi kafayı yiyeceğim. Abi. Aa, yeter be. Delireceksen git şu köşede falan delir. Kafamız şişti bar. İşine bak sen. Ben senin için diyorum aslanım. Yani boş yere kendini harap ediyorsun bence. Değmez. Gerek yok bırak ya. O kız seninle evlenmek için numara yaptı zaten. Yok ha. Ağzını kırdırtma bana. Ya yalan mı söylüyorum ağam Allah aşkına ya? Genç, güzel kadın. Bununla evlense bile iki güne falan bırakırdı o zaman. Sus lan! Ben sana Aslı bırakın ağzını almayacaksın demedim mi? Aa yeter be! Hep aynı şeyler. Hayırdır ya? Oh. Abi! Sakin. Tamam. Ben sana demedim mi Aslı bırakın ağzını alma diye? Allah! Bırak abi yeter. Ayağı kaymış, aşağı yuvarlanmış. Başka bir şey demedi mi? Oy yavrum oy. O yuvarlanacağına ben yuvarlansaydım oralardan. Evladımın saçının teline zarar geleceğine ben ölseydim be Yaşar. Oğlum, iyi ki sen oradaymışsın yavrum. İyi ki bulmuşsun Eylül'ü. Yoksa ne yapardım ben? Allah senden razı olsun oğlum. Hakikaten lan. Sen ne arıyordun orada? Ne işin vardı? Oğlum ben sana hesap vermem. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Eylül benim... Bu iş meselesiyle alakalı o kafenin şeysi... neydi? Muhasebesinin imza işi varmış. Eylül yengem de bacım da o imza için ağamı aramış. Aradıktan sonra da işte öyle haberleri olmuş. Durumu anlatmış kendisine. Allah senden razı olsun oğlum. Neyse tamam. Üzülmek yok. Ben Eylül'ün yanındayım tamam mı? Hadi sıkıntı yok. İyi de Eylül'ün o dağ başında ne işi varmış? Ben onu anlamadım. Yok Koray abim burada değil. Uçurtma tepesinde bekliyor seni Eylül. Hadi Koray abim kalk da bir özür dile. Bir çiçek al bir şey yap. Hadi git de bir barışın, mutlu olun eskisi gibi. Baba ben çağırdım. Eylül'e sürpriz yapacaktım da işte kar buz herhalde ayağı kaydı. Aferin sana Emi, aferin oğlum. Hamile benim kızımın o karda kışta ne işi var dağ başında? Evet, kararınızı verdiniz mi? İmza almam gerekiyor. Ne kararı? Bakın, Eylül Hanım'ın yaşaması için bir an önce bebeği almamız gerekiyor. Bunun için de onay lazım. Ne diyorsunuz siz doktor bey? Doktor bey, ben size kararı bildirdim. Bebek yaşayacak. İkisi için de elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz, tamam mı? Telefonu aç.
Olmadı işte anne, olmadı. Engelleyemedi. Engellese şimdiye kadar kesin duyardık. Ne yapacağız şimdi? Ay bir dur Fatih, sakin ol artık. Tarık Bey, ne oldu Aslım Hanım'a? Bir şey yok. Doktor biraz sakinleştirici verdi. İsterseniz yukarı yatıralım. Yok yok, gözümüzün önünde olsun, daha iyi. Hocam ne oldu? Ne olacak? Birden bayıldı. Kalp krizi sandık. Doktora götürdük. Panik atak çıktı. Gel kızım. Gel şöyle. Kalp kriziyle aynı belirtileri gösterirmiş. Yavrum, artık nasıl acı çektiyse, nasıl üzüldüyse. Nikah ne oldu peki? Siz nereden biliyorsunuz ki nikah? Hediye Hanım... Ben söylemiştim çıkmadan. Ne olacak? Nikah iptal oldu. Ay... Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Jülde Hanım nerede peki? Bizimleydi, arkadaydı. Dur ben bakayım. Siz oturun hocam, ben bakarım. Tarık Hoca arkamızdaydı, gecikti deyince ben de size bakmak istedim. Bir şey, yardım ihtiyacınız var mı diye. Neden elindeydin? Size dosya imzalatmak için gelmiştim. Havada soğuk olunca Şule Hanım beni içeriye davet etti. Bu imza meselesini soracaktım. Ozan'a sorabildiniz mi? Bu ne panik, bu ne acele, ben anlamıyorum ki. Ozan'a sormaya fırsatım mı oldu sanki? Neler yaşadığımızı duymuşsunuzdur. Haklısınız Yüldan Hanım. Kusura bakmayın, pardon. Oğlunuz kim bilir nerede şu an? Düşünemedim. Kim bilir nasıl üzülüyordur. Uzadım. Bırakın. Bu sefer kimse alamaz elimden seni. Ben sana Aslım'ın adını ağzına almayacaksın dedim. Almayacaksın. Öldüreceksin oğlum adama. Ne oluyor lan yine burada? Bu ne? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Hak etti. Şikayetçi de değil. Böyle arada bir kaşınır, ben de kaşırım. Değil mi lan? Kaldırın lan şunu. Aynen. Şikayetçi değilim. Ya havle bela. Öldürmeyin lan bari birbirinizi. Götürün şunu tuvalete. Muhsin, bak bu ara fazla mevzu çıkar oldu. Külahları değişmeyin sonra. Onların hizaya sok. Eline koluna da hakim ol. Sen merak etme Mevlüt kardeş. Bir daha bu koğuşta sıkıntı çıkmayacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Abi sen niye karışıyorsun? Ben senden yardım istedim mi? Yok. Eğer ben bir şey yaptıysam cezasını çekerim. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sen bizi adamdan saymazsın ama bizim de görmüş geçirmişliğimiz vardır. Estağfurullah. Halden anlarız. Sevmek nedir? Çaresiz kalmak nedir biliriz. Şimdi senin derdin büyük. Kafan dolu. Bir de gardiyanlarla uğraşma dedim. Beni sevip sayarlar sağ olsunlar. Bana bir şey olmaz. Şimdi sen sakinleş. Tamam. Elini yüzünü yıka. İnşallah sevdiğinden güzel haber gelecek, merak etme. Eyvallah abi, sağ ol. Emre, çay getir bize. Tamam abi. Tamam.
Kızımın hayatı söz konusu. Allah'ım bizi affetsin. Ben torunuma bir şey olsun ister miyim? Ama Eylül söz konusuysa başka hiçbir şeyin önemi yok. Anne, senin kızınsa benim de karım yani. Karnındaki bebeğin babası da benim değil mi? Allah Allah, bebeği mi öldüreyim? Ne diyorsunuz, onu mu diyorsunuz? Ağam yapma, sakin olun. Ya da Eylül yengem bir iyileşsin. Kimseye sakın bir şey söyleme. Susayım yani. Bırakayım da Eylül'ün yaşayıp yaşamayacağına bu adam karar versin. Bu pislik gelip bebeği benden daha fazla düşünebilir mi? Benden daha fazla üzülebilir mi Seyfo? Bu benim bebeğim. Eylül'le kimsin? O benim kızım. Ondan vazgeçmek kolay mı sanıyorsun? Ağam, sen bu sümsüm bebek bebek diye tutturduğuna bakma. İlla var bunun bir karın ağrısı. Sana söz verdim ya. Bu herifin hesabını keseceğiz. Ama yengen bir desin. Bir uyansın. Sakin ol. Benim ikisine de ihtiyacım var. Bebek giderse Eylül'ün benimle olması için hiçbir sebep kalmaz. Ama Eylül'e bir şey olursa... Bakın, bebek ve anne arasında bebeği seçmiş olsak bile yaşayacağının garantisini edemeyiz. Henüz çok küçük, çok güçsüz. Yaşaması bir mucize. Kızımdan vazgeçemeyiz. Öyle bir ihtimal yok. Vallahi bebeğe dokunmuyoruz ha. Bebek yaşayacak. Sizin buna müdahale etmenize izin vermem. Eylül'ün hayatı söz konusu diyor. Duymuyor musun sen be? Bebek ne olacak? Ahmak herif. Çocuğun yaşama ihtimali çok zayıf diyor. Sen niye hala ayak duruyorsun ha? Kızımın hayatına kastın mı var senin? Baba ne diyorsun sen? Böyle bir şey olur mu ya? İmzala çabuk şunu. İmzala çabuk. İmzala şunu. Ne var? Ne istiyorsun yine? Sen ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Aferin. Evlenmeden çıkmışsın oradan. Yoksa Ozan'ın cenazesinde alacaktın soluğu. Ne olur söyleme böyle şeyler. Tamam. Ne istiyorsan yapıyorum bak. Ne olur artık Ozan'ı rahat bırak. Aslım, kızım uyandın mı? Al bakalım iç, biraz kendine gelirsin. Siz ne konuşuyordunuz? Bir ihtiyacı var mı diye soruyordum Aslım Hanım'a. Fatih, Ozan'a sormaya fırsatım olmadı ki. Yarın bir ara okuturum. Ama acil imzalamamız lazım Jülde Hanım. Yani bu gecikmeler çok kötü oluyor. Hisseler sürekli değer kaybediyor. İyi, hadi ver şu kalemi. Buyur. Umarım yanlış
hiçbir şey yapmıyorumdur. Yapabileceğin en yanlış şey yapıyorsun Jülda. Şimdi bitirdim sizi. Şirkette, evde, aslında artık her şeyiniz benim. Çocukları düşünüyordum. Bunların kaderlerinde mi yok acaba birleşmek? Bir türlü mutlu olamadılar. Hediye, ben sana bir şey sorabilir miyim? Aslı, Ozan'dan evlenmekten vazgeçmiş olabilir mi? Olur mu hiç öyle şey? Aslı, Ozan'a deliler gibi aşık. Ama çok üzgün görüyorum Aslı'mı. Olur ya, belki düşünüyordur. Sonuçta Ozan'ın sonu belli değil. Yani belki vazgeçmiştir, söyleyemiyordur. Eğer böyleyse de anlayışla karşılarım. Jülide Hanım, Aslı için Ozan nefes demek, hayat demek. Bir ömür boyu bile beklese Aslı asla Ozan'dan vazgeçmez. Biliyorum. Kolay şeyler değil tabii çocuklarımızın yaşadıkları. Çok zor zamanlar geçirdi çocuklarımız. Ama birbirlerine aşık olmasalar belki de akıllarını yitirirlerdi. Bu kadar güçlü duramazlardı. Şimdi onlar bile birbirlerinden şüphe etmezken biz onlardan şüphe duymayalım, olur mu? Sakın kızma bana Hediye. Ben Aslı'mı en az oğlum kadar sevdiğim için söylüyorum. Üzülmesini hiç istemem. Biliyorum. Biz de onlar için dua edelim. Yapabileceğimiz tek şey. Kaç saat oldu ya? Eylül'ün şu ana kadar operasyondan çıkması gerekiyordu. Kötü bir şey mi oldu acaba? Koş. Yengemi koridorun sonundaki odaya aldılar. Söyle sevgilim. Beyaz.
Ben çok üzgünüm. Bebeğimiz. Hayır. Hayır, dönmüyor. Bir şey olmadı bebeğimiz. Odayı aldılar mı? Kimse de bir şey söylemiyor. Hale bak. Biraz geç kalsak Koray o belgeyi imzalamayacaktı. Kızımızdan dolacaktık. Vallahi Eylül'e bir şey olsaydı kendi ellerimle boğardım o Koray'ı. Koraycığım, babacığım. Çay getirdim size. Evladım gitti. Canım gitti. Çok fena. Koray, zaten canım burnumda. Almayayım ayağımın altına. Kızımın hayatı söz konusuydu. Sen neyin tatanasını yapıyorsun? Baba ne diyorsun sen? Benim evladım gitti. Ciğerim yanıyor benim. Kendinizi bir benim yerime koysanız. Allah ömür vermemiş demek ki. Ama daha gençsiniz. İleride olur inşallah. Hiçbir şeyden haberiniz yok. O bebek benim tek şansımdı. Eylül kesin bırakacak beni. Olmaz. İzin vermem. Eylül benim. Benim karım o. Onu kimseye bırakmam. İçin için. Koray'la evlendim. Onu hiç sevmedim. Koray bana hiç dokunmadı.
kaldı. Bebeğimiz için. Biliyorum sevgilim. Ben geldim, tamam mı? Bak, bunların hepsi geçecek. Sana söz veriyorum, geçecek. Anacığım, babacığım, hadi. Eylül'ü odaya çıkartmışlar, hadi. Hah, çok şükür. İşte bu belge sayesinde sahip oldukları her şey bizim olacak. Aslan oğlum benim. Başardın. Aklın hala o kızda mı? Aklım hep onda anne. Ben onsuz yaşayamam. Oğlum, biz bunu nasıl aldıysak Aslı'mı da öyle alacağız. Elimizden kurtulamaz bizim. Sen merak etme. İyi de nasıl? İzle ve gör. Evden yogaya gidiyorum. Kulüpte görüşürüz, tamam mı? Hadi bay bay. Her şey senin için Ozan. Senin iyiliğin için yapıyorum ne yapıyorsam. Benden uzakta olsan da iyi olduğunu bilmek bana yetecek. Ben sensiz yaşayamam. Az kaldı. Sabredelim. Mutluluğumuzun imzasına çok az kaldı sevgilim. Ay evet hayatım. Aslında Fatih Bey birlikte. Hizmetçileriyim, gözlerimle gördüm. Zavallı Ozan Bey hapiste, sevdiğim dediği kadın Fatih Bey'le el ele geziyor. Ay Jülide Hanım duymasın diye dua ediyorum. Ozan Bey bir duysa sevgili olduklarını, hapiste kahrından ölür. Allah korusun. Şimdi yaktın seni Aslı Hanım. Tabii. Evlerden ırak böylesi. Bebeğimizin cinsiyetini öğrendin mi? Kız mıydı? Çıkan hastalar bu kattaki odaları alıyorlar dediler ama. Hmm.
bebeğimiz gitti. Gitti. Ama sen gitme. Tamam. Sakın bir daha gitme, tamam mı? Ben tek başıma kalamam. Ne olursun beni bir daha hiç bırakma, tamam mı? Ben seni bir daha bırakmayacağım. Bundan sonra tek bir günümüz bile ayrı geçmeyecek sevgilim. Ben sana söz veriyorum. Geçecek. Bu kötü günler geride kalacak. Hangi odada canım? Ya bu katta bir yeri söylediler ama neresi? Bir de şu tarafa bakalım. Bana bak, zırlamayı kes yoksa ararım cezaevini. Tamam, tamam. No. Yalvarırım, yalvarırım, dokunmayın o zaman. Ben siz ne isterseniz yapacağım. Tamam. Eğer dediklerimi düzgünce yaparsan Ozan yaşar. En ufak hatanda ölür. Anladın mı beni? Ozan'da bir şey olursa ben yaşayamam. Ben yanında olmasam Ozan cezaevinde mahvolur. Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ne şimdi ya? Anne, ne oluyor? Bilmiyorum ki. Dur. Sen dur, ben bakarım. Kim o? Açın şu kapıyı. Hülya Hanım. Mahkeme sonucu çıktı. Ev sahibiniz vekaleti bana verdi. Bu apartmandan kovuyorum sizi. Pılınızı pırtınızı toplayın, gidin bir an önce. Ozan abi. Dün yengen bayılınca bunu düşürmüş. Tekrar gelince verirsin al. Yok Fikret. O bize pek uğur getirmedi. Sen başka birine verirsin. Abi ben bunu uğur getirsin diye yapmadım ki. Yengen baktıkça seni hatırlasın diye yaptım. Kavuşmayı umut etsin. Senden hiç vazgeçmesin diye yaptım. Sabaha kadar ince ince işledim ben bunu. Geri almam. Verme. Kusura bakma, ben emeğin boşa çıksın istemedim. O yüzden. Biz de sevgimizi böyle gösteriyoruz be abi. El emeğinden güzel hediye mi olur? Haklısın. Bir dahaki gördüğümde veririm. Fikret, bana da öğretsen yapabilir miyim, becerebilir miyim? Tabii abi. Seve seve öğretirim. Yeter ki sen iste. Düzersin şöyle rengarenk. Yengemin aklını başından alırsın vallahi. Hadi gel. Kucağıma bile alamadan kaybettim. Affet beni melek kızım benim.
Ya. Bakalım. Çok güzelmiş. Niye zannettin? Ben sevdiğim kadına kavuştum Eylül. Hem de onca felaketten sonra. Bırak da bunun keyfini çıkarayım. Çok güzel. Sen iyi misin? Ağladın mı yoksa? Yok. Ben... Çiçekler çok güzel de. Ona duygulandım biraz. Çok alışmıştım. Ama kaybettim. Koruyamadım onu. Benim yüzümden. Eylül. Yapma böyle sevgilim. Kendine de bana da bunu yapma ne olur. Ben bir sürü hayal kurmuştum biliyor musun? Onu senin kucağıma verecektim. Onu birlikte büyütecektim. Olacaktık sadece. Ama hepsi yıkıldı. Ne yapacağız biz şimdi? Birbirimize daha sıkı sarılacağız. Yavrumuz için. Aşkımıza sahip çıkacağız. Ay ay ay. Şu evlere bak ya. Millet ne evlerde oturuyor. Ay neyse. Yazımla kavuşunca biz de yerleşiriz böyle bir yere. Yiğidemin parası var sonuçta. Yağız. Ne işi var burada? Kurtuldum ben bebekten. Hala niye bu kızın yanına geliyor? Eylül. Soracağım ben sana Eylül. Hadi çantamı al gidiyoruz. Sana bir sürprizim var. Tamam geliyorum hemen. Elinde altı üstü bir bebek kozu vardı onu da kaybettim Koray. Yine başa döndük. Sıfıra sıfır. Eylül ne yapsın şimdi seni? İlk fırsatta yine oğlumun peşine düşecek. Biz neyin derdindeyiz? Bu herif neyin peşinde arkadaş? Bana bak. O kıza sahip çıkacaksın. Oğlundan uzak tutacaksın. Eğer o kız seni bırakıp oğluma kancayı atarsa seni mahvederim. Adnan Bey... Ayıp oluyor değil mi artık ha? Yeter ya. Sabahtan beri hakaretler yağdırdın kız benim karım. İstese de kimseye verecek halimiz yok değil mi? Bak Adnan Bey. Bu iş senden çıktı. Mesele senin oğlun değil artık. Mesele benim namusum. Eylül benim karım. Ölene kadar da karım olarak kalacak. Aferin. Böyle adamı. Namusunu koru, canımı ye. Güzel. Şimdi Hediye Hanım, ya sessiz sedasız çekip gidersiniz ya da polis soruyla sizi attırırım buradan. Yeter ya, burası aile apartmanı. Sizin gibi ahlaksızlara yer yok burada. Siz ne diyorsunuz Hülya Hanım? Biz bu karda kışta nereye gideriz? Yapmayın lütfen. Hem bizim size ne zararımız dokunmuş ki Allah aşkına? Gideceksiniz işte o kadar. Neler neler duyuyoruz ya. Sizin sayenizde apartman katil hırsız kaynıyor. Bunun kocası da hapse girmiş duyduk. Yeter ya yeter. Ve geldiğimizden beri bir gün yüzü göstermedin zaten. Konuşacaksan, derdin varsa insan gibi konuş anlat. Niye bağırıyorsun? Şu tavırlara bak. Gerçi kaynanasını damdan atan bize neler yapmaz değil mi? Allah'tan Sibel Hanım'la Berçin Hanım şahitlik etti de davayı kazandık. Şimdi bir an önce pıdanızı pırtınızı toplayın defolup gidin buradan. Ahlaksızlar. Hülya Hanım yeter artık. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Senden mi öğreneceğim terbiyeyi? Yetiştirdiğin kıza bak önce sen. Yeter artık. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Jülit.
Hatice Hanım. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Ben doğruları söylüyorum hanımefendi. Tek kelimesi bile doğru değil. Ayıptır, ayıp. Bu kız benim oğlumun hayatını kurtardı. Bu kadın sayesinde kendime geldim ben. Kimseye ezdirmem onları. Belli ki sizi de kandırmışlar hanımefendi. Ama burada kapı gibi mahkeme emri var. Bu apartmandan çıkacaklar. İşte o kadar. Çok kıymetli apartmanınız sizin olsun. Hediye benim kardeşimdir. Aslım da gelinim. Onlara laf edecek olursanız karşınızda beni bulursunuz. Hadi Hediye, hazırla. Gidiyoruz. Birlikte yaşayacağız bundan böyle. Koskoca ev hepimize yeter. Hadi kızım Aslım, sen de. Böyle insanlarla yaşamak size uygun değil zaten. Karar ver. Oğlumla mı evleneceksin yoksa Ozan'ı mı öldüreceksin? Biz artık bir aile olduk. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyeceğim. Güzel. Balık Zoka'yı yutmuş. Buyurun Belçin Hanım. Kimse yok mu evde? Sadece ben varım. Jülide Hanım az önce çıktı. İyi. Bana da sen lazımsın zaten. Evet. Dünkü telefon konuşmalarını duydum. Aslım ve Fatih arasında bir şey var diyordun. Ne dönüyor? Ben bir şey bilmiyorum Belçin Hanım. Gerçekten. Bana bak. Sana bir soru sordum, bana insan gibi cevap ver. Cinlerim tepeme çıkarma benim. Ne oluyor diyorum, anlat. Burası. Dün senin için hazırlamıştım. Ama olanlardan sonra kaldı işte öyle. Gel. Eylül. Koray'la ayrıldıktan sonra hemen evlenmek istiyorum. Bir an bile kaybetmek istemiyorum. Sonra buraya yerleşiriz. Düzgün bir ev bulana kadar burada yaşarız. Sevgilim, başka bir ev bakmamıza gerek yok ki. Burası da çok güzel. Hem bizim burada bir sürü anımız var. Peki. Sen nasıl istersen. Senin olduğun her yer zaten benim yuvam. Yeter ki içinde sen ol. Ben her yerde yaşarım. Ha, bu arada. Unutmadan. Düğünümüzde verecektim. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Aşkımızın bir sembolü olsun istedim. Çok güzelmiş bu. Çok teşekkür ederim. Ver bakalım.
Benim boynuma takmalıydı o kolyeyi. Yağız ona baktığı gibi bana bakmalıydı. Bana sarılmalıydı. Allah kahretsin. Eylül resmen büyülemiş Yağız'ımı. Ama gösteririm ben ona. Abi dur, sıkma o kadar, kopar yoksa. Ya Fikret kardeşim, boncuklar çok küçük, bunu yapması aylar sürer. Abi ilk zamanlar uzun sürer. El becerisi bu, öyle ha deyince olmaz ki. Sabret diyorsun yani. Burada hayatımız sabretmekle geçiyor. Bari boş durmayalım da elimiz çalışsın. Yalnız kaptın ha, güzel oluyor. Otur. Burada hepimiz eşitiz. Ozan öğretti bize bunu. Bu yaşa kadar delikanlı geçinirken gerçek delikanlı kimmiş gördük. Eyvallah abi, sağ ol. Ben sadece doğru bildiğim şekilde yaşamaya çalışıyorum. Rahmetli babamdan öğrendiğim bu. Baban delikanlı bir adam yetiştirmiş. Allah rahmet eylesin. Fiko. Elindeymişken bana da öğre şunun ilmini. Bir kuş da bizi dize. Emrin olur Muhsin abim. İzle bak. Bunu şöyle alıyorsun. Hı. Buradan geçiriyorsun. Çok küçük o ya. Abi öyle. Kolay ama yani. Bir zamandan sonra elin alışıyor. Uzun zaman sonra ilk kahvem olacak, biliyor musun? Annenlerle ne zaman konuşacaksın? Ya da istersen beraber konuşalım. Ben önce bir Koray'la konuşayım, olur mu? Hem belki tek başıma konuşursam boşanma konusunda sorun çıkarmaz. Sen ne yaparsan yap. İşi yokuşa sürmek için elinden geleni yapar o. Yalanla dolanla yuva kuran bir adam. Boşanmaya gelince eyvallah demez Eylül. Tamam, biz yine de bir deneyelim sevgilim. İnsanlık bizde kalsın. Hem benim korkum Koray değil ki. Bizimkiler. Şu durumda bizi anlayışla karşılayabilirler. Annem karşılar. O seni çok seviyor. Evladı gibi görüyor. Evlenmemize de çok sevinir. Ama babam ne der bilmiyorum. Niye ki? Biz birbirimizi sevdikten sonra ne der ki? Bilmiyorum ki. Kızım boşandı demek ağrına gider belki. Bir de baban var. Biliyorsun aralarındaki durumu. Babam adını bile duymak istemiyor. O kadar büyük. Dün bile hastanede az kalsın görecekti. O kadar korktum ki. Hoş geldiniz Yaşar amca. Ben de sizi arıyordum. Eylül bacım koridorun sonundaymış. 102 numara dediler. Hah, yürü. Ağam, yengemin ailesi burada. Hemen toparlanın. Allah korusun. Bu adam görseydi kalbine inerdi valla. Haklısın. Ya en azından Koray'la konuşurken yanında olayım. Eylül bak, ben odama hiç güvenmiyorum. Sevgilim. Bak, bırak ben halledeyim, tamam mı? Boş yere olay çıkmasın. Peki tamam, sen bilirsin. O zaman sen Koray'la konuş. Ben de Yaşar babalarla konuşayım. Durumu anlatayım. Allah'ın izniyle seni isteyeyim ondan. Sonra sen Koray'dan ayrılınca da hemen evlenelim, olur mu?
yanlış duymuşsunuz. Aslı Hanım ya da Fatih Bey ile ilgili bir şey bilmem ben. Hem bilsem bile size söylemem. Anladım ben. Anladım. Sen dürüst hizmetçiyi oynuyorsun şu an. Ama ben senin derdini biliyorum. Şu parayı al, konuş. Şimdilik yanında bu kadar var. Sen konuştukça onun devamı gelecek, hadi. Lütfen daha fazla zorlamayın, olur mu? Sonra benim başım belaya girecek. Bana bak. Benim değil de o Aslı Uyuz'un tarafını tutuyorsan yanlış ata oynuyorsun. Kendine çok büyük bir düşman edinmiş olursun, haberin olsun. Al şu parayı, konuş. Aslı'mla Fatih'in arasında ne var? Aslı Ozan'ı aldatıyor mu yine? Hadi buyurun. Hoş geldiniz. Şu valizleri alır mısın lütfen? Aslı'nınkini Ozan'la ikisinin odasına koy. Hediyeninkini de misafir odasına. Bundan sonra bizimle birlikte yaşayacaklar. Evi ona göre ayarlarsın sen artık. Yok artık ya. Hadi ne duruyorsun? Alsana valizleri. Jülde teyze, ben kendi valizimi çıkarırım yukarı. Aslı'm üzüyorsun ama beni. Gelirken yolda ne konuştuk? Sen bu evin gelinisin. Hadi odalarınız yerleşsin de şöyle bir kahve içelim birlikte. Hediyeciğim sen de bıraksana valizini, şöyle halleder. Tamam Jülide. Bir daha da bana teyze deme, olur mu? Hatırım için. Anne de bana. Tamam anne. Hadi buyurun. Aa. Berçin senin ne işin var burada? Hiç. Geçiyordum da bir hatırınızı sorayım dedim. Hayırdır, taşınma mı var? Evet, Aslı'mla Hediye artık bu evde yaşayacaklar. Yalnız bugün bizim çok işimiz var. Başka bir gün uğra istersen. Tamam, ben de gidiyordum zaten. Şule Hanım, Bertin'i geçirir misiniz? Hadi buyurun. Gel canım. Bana bak. Tekrar geleceğim. Ve bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Yoksa seni mahvederim. İşime yaramayacak olsam bu lafları sana tek tek yediririm ama... Neyse ki şimdilik bize lazımsın. Hazır mısın sevgilim? Bugün Koray'la konuşup evliliğini bitirdiğini söyleyeceksin. Sonra babanlara bizden bahsedeceğiz. Bilmeleri gerek. Hazırım sevgilim. Ben artık bir dakika bile senden ayrı kalmak istemiyorum. İşlerimizi halledip yuvamıza dönelim, olur mu? Allah'ım yarabbim. Delireceğim ya. Delireceğim. Masalar mahallenin ortasında öpüşecekler. Acilen bir şey yapmam lazım. Acilen. Hadi. Hadi. Eylül, sen misin kızım? Yaz, git. Babam şimdi seni görmesin. Tamam bak, bugün Koray'la konuşacaksın, unutma. Tamam sevgilim, tamam. Baba. Yavrum ne işin var dışarıda? Daha yeni çıktın hastaneden. Şey babacığım, siz uyuyordunuz, ben de yürümeye çıktım. Sonra da seni görünce hemen koştum geldim.
iyi yaptın. Hadi hava soğuk, geç içeri. Ben bir eve gidip Koray'ı mı görsem? Bak şimdi aklıma geldi. Telefon edersin, hava çok soğuk. Kızım gir içeri. Eylül, Eylül girsene içeri. Anneciğim bir gidip Koray'la konuş... Gir dedim sana. Yavrum hastaneden yeni çıktın. Ne işin var senin bu soğukta dışarılarda? Yaşar, hadi sen de. Hadi girin de bak evde soğumasın. Hadi girin. Cihan. Cihan'ın başı senmişsin Eylül. Senin hakkından melek gelmez ama... İffet gelir. Hem de öyle bir gelir ki... Sen kaşındın. Anneciğim, sen hala boşaltmamışsın valizini. İyi kötü kapısını çekip oturduğumuz bir evimiz vardı. O da gitti artık. Ona üzülüyorum. Özür dilerim anne. Bunların hepsi benim yüzümden. Öyle söyleme kızım. Kötü olan onlar. Senin bir suçun yok ki. İftirayla, yalanla bizi evimizden ettiler. Kötü olan da onlar, suçlu olan da biz değiliz. Neyse ki Jülide Hanım gibi insanlar var. Şimdi sokakta ne yapacağımızı düşünüyorduk. Tamam Tarık, ben şimdi söylüyorum. Sağ ol. Aslım, Ozan seni görmek istemiş. Tarık amcan da özel izin almış. İşin yoksa hadi git Ozan'ımı gör. Git kızım. Git. Dünden sonra merak etmiştir seni. Eşyaları ben yerleştiririm. Tamam. Haklısınız. Ben hemen çıkayım o zaman. Sizin de göndermek istediğiniz bir şey varsa hazırlayın. Ben götürürüm. Sıkı sıkı sarıl oğluma benim yerime. Öp. Bizi merak etmesin, kendini düşünsün o. Biz ondan ümidi kesmedik. En kısa sürede kavuşacağımız günü bekliyoruz. Böyle söyle. Canım benim. Aç ağzını, aç. Ye anne. Bağışıklığın düştü yavrum, biliyorum ben. Yemen lazım. Ye, ondan sonra da ilacını iç hadi. Anneciğim tamam yeter, boğazım oturdu. Al Eylül, al. Heh, hadi bakayım. Hadi iç şu ilacını. Tamam, oldu mu? Hadi ben gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun canım? Ben de seninle geleceğim. Yavrum daha yeni ayaklandın. Şimdi düşersin edersin, benim aklım sende kalır. Anneciğim iyiyim, ben gideyim işte. Hayır olmaz Eylül. Olmaz, geleceğim ben. Nurhan üsteleyip durma. Bırak karı koca biraz yalnız kalsınlar. Belki konuşacakları vardır. Israr edip durma. Daha dün bebeklerini kaybettiler. Ya... Bırak birbirlerine destek olsunlar. Karışma. Allah Allah. Ya ben onun iyiliği için söylüyorum. Sen niye bana karışıp duruyorsun? Kim arıyor yavrum? Koray mı arıyor? Hı. Evet. Benim artık gitmem gerekiyor anneciğim. Hadi görüşürüz. Güle güle kızım. Eylül, bana bak. Varınca ara, ihmal etme. Tamam anne. Sevgilim. Efendim. Koray'la konuştuktan sonra bana haber ver. Babanların yanına beraber geçelim. Ha bu arada ben avukatla konuştum. Sen dilekçeni verir vermez boşanma işlemlerini başlatacak. Tamam sevgilim. Hala inanamıyorum ya. Resmen kavuşuyoruz birbirimize. Hem de en yakın zamanda. Bundan sonra senden ayrı tek bir nefes bile almaya tahammülüm yok. Sen işini bitince haber et. Sonrasında sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Uludağ'a gidiyoruz. Niye ki? Yani sevindim tabii ki, gidelim de.
Bilemedim ki şimdi. Neden olmasın ki? Bunca zaman boş yere ayrı kaldık. Günahsız yere acı çektik. Bundan sonra hayatımıza bakacağız Eylül. Mutlu olmak bizim de hakkımız. Dediğim gibi, sen işini bitince bana haber et. Gelip seni alayım. Babanların yanına geçelim. Tamam mı sevgilim? Tamam mı bir tanem? Tamam sevgilim. Hediye, sen hala açmamışsın valizini. Hadi birlikte yerleştirelim. Ne oldu? Bu durum benim pek içime sinmiyor. Biz kiralık bir yer baksak kendimize. Hediye, aşk olsun. Biz bir aileyiz. Sen, ben, çocuklarımız. Burası bizim evimiz. Konuşma öyle. Hadi hadi beraber halledelim. Gel. Bakıyorum da kayınvalide gelin pek bir güzel anlaşıyorsunuz. Kimseye daha hiçbir şey söylememişsin. Fatih'le evleneceğinizden kimsenin haberi yok. Asıl kayınvaliden olarak bu duruma çok üzülüyorum Aslı. Bil yani. Lütfen bana biraz izin verir misin? Ben böyle korkunç bir haberi o insanlara ha deyince söyleyemem. Korkunç haber ha? Şimdi beni dinle küçük hanım. Fatih ile ikiniz için bugün Eymir'de bir restoranda yer ayırttım. Oğlumu sen davet edeceksin. Ona sürpriz yapıp oğlumu mutlu edeceksin, anladın mı? Yapamam. Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Bana bak. Lafımı dinlemezsen Ozan'ı morgda ziyaret edersin. Delirtme beni artık. Fatih ile buluşacaksın, o kadar. Yapamam diyorum ya, yapamam. Ozan beni bekler, yapamam. Hazırlandın mı kızım? Aslım Hanım, istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok. Sağ ol. Allah'ım, ne olursun bir şey çıkmasın. Her şey yolunda gitsin. Koray boşanmayı kabul etsin, ne olur. Eylül. Gelmişsin. İyi misin? Ne yapıyorsun? Koray. Benim seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Dur ben tahmin edeyim ne konuşacağını. Tahmin edeyim. Beni terk edeceksin değil mi? Onu konuşacaksın değil mi benimle? Tabii. Bebek de öldü nasılsa. Artık bana ihtiyacın yok. Buruşturup bir kağıt gibi at beni bir kenara. Koray, lütfen. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum ya. Ama bak... İmdat! Yardım edin! Ay, Koray abi. Raziye teyze çok kötü oldu. Eylül, Koray abi koşun. Ne diyorsun kız sen? Eylül'den hala ses çıkmadı. Koray'la konuştun mu acaba? Bir an önce Yaşar Baba ile konuşup durumu anlatmam lazım. Eylül'le evlenmek istediğimizi bilmeleri gerek. Yağız, hayrola evladım. Ben yardım edeyim. Yok yok, gerek yok, sağ ol. Yağız, hoş geldin yavrum. Kuzum, hava çok soğuk. Hadi gir içeri. Olur, geleyim. Zaten sizinle konuşmak istediklerim var. Dur, ben şunları atayım da. Ne konuşacak acaba? Bilmiyorum ki Yaşar. Anam hava çok soğuk. Hadi gir içeri, gir. Geç oğlum, geç. Canım anam. Ne oldu sana ha?
Şu hapı alın, birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Ne oldu doktor bey, ne oldu ya? Tansiyon 25'e fırlamış. Şeker var mıydı Razi Hanım? Ha, yok ya. Ne şeker ne tansiyon yoktur. Nezle bile olmaz. Daha başım ağrıyor dediğini duymadım ben bu kadının ya. Allah Allah. Yani kadıncağız aniden düşüp bayıldı. Var illaki bizim bilmediğimiz bir şey. Ay Koray'ım. Oğlum. Ben çok kötü oldum ya. Ay ya. Ölüyordum az kalsın. Buralarda dolanana kadar git de Nermin'i işle. Gözüne gir, kendini sevdir. Ay mola verdim azıcık alacım. Ne var yani? Şeker yok muydu? Unutmuşum bak, gördün mü? Gidip alıp geleyim. Kusura bakma Razi Hanım. Eylül'ü eve bağlamak için önce seni yatağa bağlamam gerek. Eylül. Kızım. Sen de tam annenlere gidecek zamanı buldun. Bak ben çok kötü oldum ya. Gitme. Doğru. Renginiz atmış. Çok geçmiş olsun. Oho! Bizimki de kuş diye başladı, gül yaptı maşallah. Becerikli canım bizimki. Ben senin kuş gibi. Sabırlı ol abi, sabırlı ol. Bir anda olmaz. Yaklaştıracağım kuşuna da boncuğuna da. Ben tespih dizeceğim. Bu elime gitmedi, ver bana. Muhsin abim iyi tespihçidir Ozan abi. Baksana şuna şu. Hiçbir sıkıntı yok abi. Kolay gelsin beyler. Eyvallah Mevlüt kardeş. Ozan, avukatın aradı. Sana görüşme ayarlamışlar. Hadi gel. Aslım mı? Galiba. Hadi onları da al. Beklerken oyalanırsın. Yengemize selam söyle abi. Sağlığına duacıyız de. Tez zamanda iyileşir inşallah. Tamam abi, sağ ol. Al çocuğuma. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Vallahi yaz. Dün sana çok dua ettik. Eylül'ümün hayatını kurtardın diye. Artık hepimizin bir can borcu var sana. Allah senden razı olsun yavrum. Estağfurullah. Oğlum. Ya sizinle bir şey konuşacağım diyordum. Buyur. Nurhan anne, Yaşar baba. Yani şu an tam sırasını bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Daha fazla beklemenin faydası yok. Yani en azından Eylül'le benim için yok. Eylül'le ben derken yavrum? Biz aslında beraber konuşacaktık. Ama ben bekleyemedim. Eylül'le biz... Yaşar! Yaşar! Yaşar ne oluyor, ne oluyor? Yine ne oluyor yavrum, yardım et. Kalbim Nurhan. Aç şöyle yakasını, ha? Nefes al. Nefes al Yaşar. Yaşar baba, Yaşar baba. Şunu çıkar, çıkar şunu.
İlaçlarını ihmal etmesin. Bol bol su içsin. Hocam, annem niye bu hale geldi benim? Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Sinirlenmek, üzülmek yasak. Tansiyon tekrar yükselirse beyin kanamasına kadar gider. Ay Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun diyorum, estağfurullah. Koray. Oğlanım oğlanım. Ben genç yaşımda az kalsın ölüyordum ya. Canım anam benim canım. Nazar, nazar, nazar. Acil bir durum olursa ararsınız. Otur Eylül'cüm, otur. Sen kocanla kal. Buyurun doktor bey, ben size yardımcı olayım. Şöyle. Eylül, sen ne konuşacaktın benimle? Ha? Arada kaynadı. Koray, sonra konuşuruz, şimdi sırası değil. Ha? Şöyle. Zilli seni. Otur da kaynananla ilgilen. Ya bugün annenlere gitmesen ha. Benimle kalsan. Ne bileyim, oturup konuşsak yani. Evliliğimizi nasıl kurtarabiliriz onu düşünsek. Bak annem de hasta. Olmaz Koray. Gitmem lazım benim. Hem Raziye teyzenin de çok ciddi bir şey yokmuş. Doktor öyle söyledi. Eğer bizlik bir şey olursa annemle birlikte geliriz zaten. Geçmiş olsun. Ah be Yaşar, ah be Yaşar. Ay ne yapacağız biz seninle? Ne yediğine içtiğine dikkat ediyorsun, ne laf söz dinliyorsun. Anacığım doktor ne dedi sana? Ha? Karnını doyurma, aç mı kal dedi. Ya ne diye söylemiyorsun benim karnım aç diye? Kızım bu haldeyken aklıma yemek mi geliyor Nurhan? Canım istemiyor işte. Yaşar baba, sen hastasın. Aç kalmaman gerekiyor. Ha vallahi çocuk doğru söylüyor. Yok yavrum yok, dinlemiyor ki. Anacığım, sen yemeyince Eylül'ün derdi tasası mı bitecek? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Yapamıyorum işte Nurhan. Kızıma bir zarar gelince iflahım kesiliyor benim. Şu çolak kolumu kökünden kesip atasım geliyor. Evladıma hak ettiği gibi bir hayat veremediğim için delirecek gibi oluyor. Aman, ay Yaşar yeter, vallahi yeter ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Yine mi kalbin sıkışıyor? Arayayım mı doktoru? Yok yok, iyiyim. Nefesim daraldı biraz. Ya oğlum, senin lafın yarım kaldı. Ne diyordun? Ya ben bu engameye ne diyeceğimi unuttum Yaşar baba. Eğer bir işiniz yoksa ben gideyim artık. Tamam yavrum, tamam. Çayını içseydin be çocuğum. Ne başka zaman artık. Yaşar baba, kendine iyi bak tamam mı? Üzme bizi. Bakalım Aslım Hanım. Nereye? Emir'e mi yoksa cezaevine mi? Ha ya da şöyle mi demeliyim? Oğlumla buluşmaya mı gidiyorsun? Yoksa Ozan'ı morgda teşhis etmeye mi? Ya sen nasıl bir canisin? İnsanı öldürmekten nasıl bu kadar kolay bahsedebiliyorsun? Hayat işte. Hepimize bazı meziyetler kazandırıyor küçük hanım. Gelinim olduğunda uzun uzun anlatırım. Fatih arıyor. Senin telefondan ona mesaj attım, davet ettim. Güzelce şimdi telefonu açıyorsun. Oğlunun her istediğini evet diyorsun. Yapamam. Ozan'ın yanına gitmezsem Ozan meraktan ölür. Benim onu ziyarete gitmem lazım. Peki. Senin tercihin. Ölümün türlü türlü yolu var. Merakla da olur, bıçakla da. Niye yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun? Neden yapıyorsun bu kötülüğü? Efendim. Sevgilim.
Demek Emir'e gideceğiz. Nereden geldi aklına? Hiç. Öyle değişiklik olur dedim. Yani senin için de uygunsa. Tamam. Ben 10 dakikaya gelip seni alırım. Yok yok, almana gerek yok. Ben taksiyle gelirim. Orada buluşuruz. Tamam. Bak. Az önce zavallı bir adamın hayatını kurtardın. Ne güzel. Hadi şimdi git oğlumu mutlu et. Elim Ozan'ın hep ensesinde olacak. Haberin olsun. Bozuntusu. Aslında Fatih birlikte diyordu. Şimdi de inkar ediyor. Ama sen dur Şule Hanım, sen dur. Ben senin dilini çözmesini bilirim. Bilirim. Bu kim şimdi ya? Alo. Berçim Hanım, ben Şule. Şule Hanım. Vallahi ben de tam sizi düşünüyordum. Ne oldu? Karar verdiniz mi konuşmaya? Evet. Sizin üzülmenize gönlüm razı gelmedi. Yani çok seviyorsunuz Ozan Bey'i. Gerçekleri sizin de öğrenmek hakkınız. Hakkım tabii ki. Sen ne kadar para istiyorsun ondan haber ver. Anlattıkların karşılıksız kalmaz, merak etme. Yo yo, para istemiyorum. Ozan Bey'in aldatılmasına gönlüm razı olmadı. O yüzden anlatıyorum. Aslıman'ın Fatih Bey'le görüşmek üzere Eymir'e gitti. Sen ciddi misin? Evet. Hatta az önce çıktı. Ha, gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Allah! Raziye'yi yatağa düşürdük de bakması yine bana kaldı. Neyse, en azından Eylül Koray'ı bu sefer de terk edemedi. Ay! Senden değil mi? Sen düşürdün beni bu hale. Ay ne oluyor be, bırak! İçirdin kız bana. Ne attın çayımın içine? Hasta ettin ya beni. Tamam, ben yaptım. Ben yaptım, tamam ben yaptım. Manyak! Beni öldürecektin de ne geçecekti eline? Hiç ölünle dirinle ilgilenmiyorum halacığım, gerçekten ya. Eğer ben seni zehirlemeseydim Eylül Yağız'a gidecekti. Ben Yağız'ı kurtarmak için yaptım. Mis gibi de işe yaradı. Ne saçmalıyorsun sen be? Ne alakası var? Ay, sen de akıllı geçinirsin ama. Oho. Oğlunun evliliğini kurtardım. Hiç haberin bile yok ha. Neyse, hadi git yat. Madem hastalandın da bir işe yarasın. Hadi yürü. Ay yürü, hadi yürü. Kız yürüsene. Ay yürü diyorum, hadi. Allah Allah. Bundan sonra benim lafım geçecek bu evde. Allah'ım yarabbim. Gelmiş bir de bana söyleniyor ya. Gelmiş bir de bana söyleniyor. Sevgilim. Efendim. Yaz, ben Koray'la konuşamadım. Ben de babanlarla konuşmayı denedim ama başaramadım. Raziye teyze hastalanmış. Doktor geldi, durumu hiç iyi değilmiş. Ben de Koray'a annesi o haldeyken boşanalım falan diyemedim. Ne yapacağız peki? Ben galiba ne yapacağımızı buldum. Ben yaşadığım sürece Yağız'la sana kavuşmak yok Eylül.
İstediğin kadar hile burada yap. Yağız'ı alacağım senin elinden. Fena değil sanki. Zamanla daha iyisi de olur. Hadi aslım, nerede kaldın? Ölümün türlü türlü yolu var. Merakla da olur, bıçakla da. Doğruymuş demek. Aslım o sana aldatıyor. Buna söylemediğini bırakmıyorsun ama hapisteki sevgilini aldatıyorsun. Şimdi avcuma düştün işte. Ne yapacağız peki? Planın ne? Gideceğiz. Buradan çekip gideceğiz. Nasıl? Nereye gideceğiz? Buradan çok uzaklara. Baş başa bir hayat yaşayabileceğimiz bir yere. Kim? Ailelerimiz? Sonra... O soruların bir sonu yok Eylül. Ne zaman bir cevap almak istesek hep aynı tuzağa düştük. Olan bize oldu. Yuvamıza oldu. Kimseye bir açıklama yapmadan gidelim Eylül. Kimseye sormadan. Kimsenin bize engel olmasına müsaade etmeden gidelim. Peki bu doğru mu sence? Bilmiyorum. Ama seven insanların ayrı kalması çok yanlış. Ben sana aşık olduktan sonra anladım bunu. Aşık insanlar ayrı kalmamalı Eylül. Bırak bu sefer kalbimizi dinleyelim. Onun bizi götürdüğü yere gidelim. Hadi Eylül'üm. Yeteri kadar ayrı kaldık zaten. Ver elini gidelim buradan.